bir kadın beyinden izinsiz olarak herhangi bir yere gidebilir mi? Efendim, mubah olan yere bile beynin haber olması gerekir. Çünkü izinli gidilmekte birçok faydeler vardır. Başına bir şey gelmiş olsa, mesela kocasının haberi yok, o anda adam sinirlenir, o öfkeyle aynı şekilde talak hukuku bulabilir. Ondan sonra aile saadeti gider, huzur bozulur. Yani İslamiyet'te buyuruyor ki yapacağın işi önceden aynı şekilde bildirmen gerekir. Acil durum. Şimdi cep telefonları var. Hani eskiden tamam da zaten eskiden dinli bildiği için de o umumi izin verir erkek. O umumi izin çerçeve içerisinde aynı şekilde hareket ederdi. Şimdi zaten cep telefonu var. Böyle bir durum var. Aynı şekilde gidebilir miyiz? Canım bu da sorulur mu? Yani nefsine ağır geliyor. Yani benim diyor. Benim deyince de vuruşma kaçırılmaz sonra ondan sonra. Yani Allah-u Teala yani emrettiği sistem içerisinde bunu böyle emretmiştir. Kadının kocasına itaat etmesi gerekir. Kadın kafasına göre hareket edecek, oraya gidecek, buraya gidecek, şey yapacak falan. Ondan sonra da efendim işte bana şunu dedi de, bana dedi de, bana şunu yaptı da, bana bunu yaptı da, beni dövdü de falan. Olmaz öyle şey ya. Olmaz öyle şey. Yani sen vazifeni yapmayacaksın, o an sana hem vazifeni yapmayacaksın, hem aynı şekilde dilin aynı şekilde fırıncı küreği gibi, ya da pabuç gibi mi derler, ne derler falan. O an senin bir de dil dıdı 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 olacak. Ya kusura bakmasın, alınmasınlar da. Ondan sonra da o evde huzur bekleyeceksin. Olmaz o iş. Dolayısıyla yani kadın bir yere giderken de aynı şekilde ne yaparsa yapsın, hastanede gidecekse, ondan sonra komşuyla da gidecekse veyahut da aynı şekilde başka bir yere de gidecekse, bugün ben bunu yapacağım. Her gün mü soracağım? Evet, her gün soracaksın. Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam, ya iki katlı ev, alt katta aynı şekilde annesi babası oturuyor. Kocası seyahate gidiyor. Bütün ihtiyaçlarını evine koymuş. Peygamber Efendimiz'e haber gönderiyor. Alt katta da aynı şekilde babam hasta, inebilir miyim? Kocandan izin aldın mı? Yani onun rızası var mı? Diye soruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü. Bu kadar da olur mu falan filan. O zaman nereniz Müslüman aynı şekilde? Neyin bağlantısını kuruyorsun? Ne oluyor sana? Yani işte kadın özgür olacak. Özgür oluyor. Görüyorsun sokaklardan da sonra şeyini topluyorsun. Özgür oluyor. Ceset topluyorsun o sandan. Ceset topluyorsun. Allah-u Teala bir sistem yaratmış. O sisteme itibar et. Edersen rahat olursun. Yok. Ben dersen huzurunda gider. Aynı şekilde kendi de hasta olursun. Depresif olur gidersin. İnat de edersen sonucu bu olur.